Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Bugün stüdyolarımızda değerli bir konuğum var. Sayın Aykut Hocam bizlerle. Ben Aykut Açkalmaz. 1977 İstanbul doğumluyum. Uzun yıllardır zihin haritaları üzerine. Ben de işte Kocaeli Üniversitesi Ekonomi Bölümünden mezunum. Yeditepe Üniversitesi Eğitim Yönetimi Bölümünü bitirdikten sonra bu konuda çalışma yapan bir hocamız var İngiltere'de Tony Buzan. Sınava hazırlanan öğrenciler için hem işte lise sınavları hem üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ders çalışma bilimi ve ders çalışma teknikleri adı altında bir eğitim merkezinde kurumu yönetiyoruz. Yıllardır sınavlara hazırlanıyoruz. İşte ebeveynler de öğrencilerinin daha iyi bir performans göstermesini istiyor. E tabii kendi kendine ders çalışabilmek için yöntemleri bilmek gerekiyor. Zihin haritaları da bu yöntemlerden biri. Şimdi öğrencinin böyle bir ihtiyacı tam sınav hazırlanırken almasıyla öncesinde işte 4. sınıf, 5. sınıf öğrencisiyken bunu bilip de davranışa dönüştürmesi arasında çok büyük fark var. Biz de şunu sağlamaya çalışıyoruz. 4. sınıfta bir öğrenci yakaladıysak ve öğrenciye bir farkındalık oluşturacaksak zihin haritası metoduyla tanışmasını, bu zihin haritası metodu üzerinden ilerlemesini ve öğrenmesini daha da hızlandırmasını sağlayacak metotları uygulama yaparak öğretiyoruz. Zamanı yönetebilmek, soruyu hızlı yapıp da içinden çıkabilme becerisini geliştiren bir araçtır zihin haritası. 360 dediğimiz bir program var. 360 derece öğrenci almak. Çünkü öğrenci sadece gözleriyle şöyle 37 derecede kalıyor. Ebeveyn zaten öğrencinin 37 derecede kaldığını görüyor. 360 eksi 37 yani 323 dereceyi tamamlamaya ihtiyaç var. Bunu nasıl tamamlayacağımızı anlatıyor bize zihin yatısı. Sınavlara hazırlanan öğrencilere başarılar diliyorum. Mutlaka kendilerini hiç pes etmeyip farklı yolları arayışa çıksınlar. Bakış açılarını genişletsinler. 360 derece diyoruz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın. Değerli Üniversite TV izleyenleri, herkese merhabalar. Eğitime farklı bakış programıyla sizlerle bir aradayız. Bugün stüdyolarımızda değerli bir konuğum var. Sayın Aykut Hocam bizlerle birlikte. Hoş geldiniz hocam yayınımıza. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? Çok mersi, sizler nasılsınız? Biz de çok iyiyiz, sağ olun. Hocam bugün zihin haritalarını konuşacağız. Evet. Aslında çok farklı bir teknik ve şu an aslında gençlerin ve çocukların merak ettiği ve ihtiyacı olan bir teknik. Bunlardan bahsedeceğiz ama öncelikle sizi tanıyabilir miyiz? Tabii. Ben Aykut Açkalmaz. Ee, 1977 İstanbul doğumluyum. Ee, uzun yıllardır e, zihin haritaları üzerine ben de işte Kocaeli Üniversitesi ekonomi bölümünden mezunum. Ee, Yeditepe Üniversitesi eğitim yönetimi bölümünü bitirdikten sonra bu konuda e, çalışma yapan e, bir hocamız var İngiltere'de Tony Buzan. Sonra işte Tony Buzan'ın e, yanına gidip e, sınava hazırlanan öğrenciler için hem işte Lise sınavları hem üniversite sınavlarına hazırlanan öğrenciler için ders çalışma bilimi ve ders çalışma teknikleri adı altında bir takım çalışmaları burada hem bir işte Aiding Gelişim Merkezi adı altında oluşturduğumuz bir eğitim merkezinde öğrencilere bu tarz çalışmaları anlatan bir kurumu yönetiyoruz. Evet hocam, gerçekten bu konu çok önemli. E, okulda öğretmenler dersleri anlatıyorlar, evet ama iş biraz da ebeveynlere düşüyor. Öğrenci evet. nasıl çalışacak, e, zamanı yetiştirebiliyor ama bu sefer aileler bir telaş içerisinde kalıyor ve hakikaten farklı yöntemler arayış içerisinde geliyorlar. Bu noktada zihin haritası çok güzel bir farklı bir yöntem. O yüzden öncelikle bu zihin haritası nedir mantındır evet. biz sizden dinleyebilirim. Aslında biraz. şöyle, e, işte yıllardır sınavlara hazırlanıyoruz. İşte ebeveynler de öğrencilerinin daha iyi bir performans göstermesini istiyor. Bu performansı geliştirebilmek adına e, günlük hayatımızda dersleri çalışırken ya da işte her ebeveyn zaten öğren çocuğunun kendi kendine ders çalışmasını ister, evet, arzu, en büyük istek. <laughs> arzu eder. E tabii kendi kendine ders çalışabilmek için bazı böyle yöntemleri bilmek gerekiyor. Zihin haritaları da bu yöntemlerden biri. Yani sınavlara hazırlanıyorsunuz hızlanmanız gerekiyor değil mi? Çünkü sınavlara hazırlanırken diğer öğrencilerle bir bakıma yarış yapıyorsunuz. Maalesef bir yarış evet. ortamında Evet. Normalde belki siz günlük hayatınızda işte hızlı okumaya, işte daha hızlı ders çalışmaya ihtiyacınız yok ama sınavlara hazırlanırken böyle bir ihtiyaç doğuyor. Şimdi öğrencinin böyle bir ihtiyacı tam sınav hazırlanırken almasıyla öncesinde işte 4. sınıf, 5. sınıf öğrencisiyken bunu bilip de davranışa dönüştürmesi arasında çok büyük fark var. Biz de şunu sağlamaya çalışıyoruz. Dördüncü sınıfta bir öğrenci yakaladıysak ve öğrenciye bir farkındalık oluşturacaksak hemen zihin haritası metoduyla tanışmasını, bu zihin haritası metodu üzerinden ilerlemesini ve öğrenmesini daha da hızlandırmasını sağlayacak bir takım metotları onunla uygulama yaparak öğretiyoruz. E, 8. sınıftaki öğrenci ya da işte 12. sınıfta sınavlara hazırlanan öğrencilerin de hep bütün dersleri ...bilgiyi okuyup iyi anlamak ve hızlı bir şekilde o soruyu yapıp içinden çıkabilmek. Böyle olunca temelde bu zihin haritasını bilmek bir bakıma bu işi kolaylaştırıyor. Evet. Hocam peki bu zihin haritasını o zaman 8. sınıf öğrencileri, 12. sınıf öğrencileri... ...ve tabii ki erken yaşta verebilirsek çok Kesinlikle. daha iyi değil mi? Yani aslında şöyle bütün sınıflar için biçilmiş kaftan ama biz ne yapıyoruz? İşte hani her öğrencinin ihtiyacına göre yani şöyle... Böyle çok karnı aç bir öğrenci düşünün, ona ders anlatmaya başlamadan önce ilk önce yemek vermeniz gerekiyor, değil mi? Yani ihtiyacı olanı alması gerektiği anda ona destek vermek gerekiyor. Aslında zihin haritası hem bu noktada işe yarayan bir araç, hem de öğrenci normal sınavlara hazırlanmadığı süreçte bunu davranışa dönüştürebilmesi için bir araç olarak geçiyor. Aslında bütün o süreçte bütün hepsinin yararlanabileceği evet, bir evet. Hocam peki e, zihin haritaları tekniğine baktığımızda tarihte ünlü dehalar bunu kullanmış aslında yöntem Süper. olarak. Biraz evet. bunu detaylandırabilir misiniz izleyicilerimiz <laughs> Ya için? şöyle e, aslında üstün potansiyelli insanlar e, not alma olarak yani biz günlük hayatımızda işte öğrenci de not almayı şimdi baktığımız zaman not almayı hiç sevmiyorlar. Evet, evet. Yani genelde izleyerek ve dinleyerek öğrenmeyi tercih ediyorlar. Yani not almak ya da işte bir şeyleri yazmak, kalem oynatmak. Onlar için e, hele dijital, e, şu andaki dijital yerler için. E, Mark Pransky de 2001'de bir araştırma yapıyor. Çok Amerikalı bir yazar. E, çok ilginçtir bu. E, i̇kiye ayırıyor öğrencileri. 1985 sonrası ve 85 öncesi. 1985 sonrasına dijital e, yerliler diyor. Yani hmm. biz şimdi işte... 1985 öncesinde dijital göçmen diyor. İşte biz cep telefonuyla 20 yaşında, 25 yaşında tanıştık. Aynen. Ama o şimdi tanıştık. aynı böyle Cem Yılmaz'ın dediği gibi doğduğu an bana iPad'in e, şifresini söyleyin diyor. <laughs> Doğru hakikaten. E, o yüzden şimdi dijital yerlinin tabii ve bakış açısı çok farklı. O zaman biraz böyle dijital yerlinin bakış açısına göre. Yani şöyle zihin haritasında şöyle bir e, sistem var. İlk önce gidip özet çıkarmadan bahsetmiyorsunuz. Yani bir çocuğa şimdi siz özet bu kitabı okuda bir özet çıkar dediğinizde cevap ne geliyor? Tabii ki istemiyorlar. Yani internetten hemen o kitabın özetini bulup da evet, hazırını evet. yazmak istiyor. Evet, evet, Fakat çok ilginç bir şey. Bir kitabın içinde geçen senin için ilginç olan kelimelerin altını çizer misin dediğinizde bu kelimelerin altından bir harita oluştur, kelime çizdiğin kelimelerden bir harita oluşturur musun dediğinde çocuk hemen bu sistemin içerisine dahil olabiliyor. Yani önemli anahtar kelimeleri, yani hep e, bu biraz önce bahsetmiş olduğumuz tarihteki deha diye tarif ettiğimiz kişiler hep e, bütün her şeyi yazmamışlar. Kendileri için önemli olan kelimeleri not almışlar. Şu andaki öğrenciler de kendileri için önemli olanı istiyor. Yani bana diyor hepsini anlatma diyor, en önemli olanını ver diyor. Yani Bir bakıma bilginin yağını suyunu kemiğini ayıran araca zihin diyoruz. Evet hakikaten hocam e, bu noktada baktığınızda e, zaten eğitimde de ihtiyacımız olan da bu. Sadece özetleri, önemli noktaları almak. Sınavlarda da öyle zaten. E, sınav dediğimiz zaman bu işte. Yani biz baktığımız evet. zaman bir paragrafları çözmeye çalıştığımız zaman öğrenci ilk önce paragraftan kaçıyor. Bununla ilgili süreçte düşünmeyi harekete geçirmekte çok zorlanıyor. Sonra arkasından o paragrafı, tekniğini siz ona gösterdiğinizde paragraftan anahtar kelimeleri seçip de farklı olanı bulmak, hepsini okumaktan ziyade bu yöntemi bilmesi onun işini kolaylaştırıyor. Yani karnı aç, yemek yemesi lazım. Sizin hemen o yemeği ona sunmanız gerekiyor. Bu yemeği de sunmak için yapmış olduğu, o göstermiş olduğu çaba aslında zihin haritalarını bildikten sonra kolaylaşıyor. Evet. Peki hocam bu sınavlara hazırlanan öğrenciler özellikle sınavlarda yetiştiremiyorlar ve hızlı okuma kursları, hızlı okumalara gidiyorlar ya da Tabii. hızlı okumak için çabalıyorlar. Bu yöntemle pek işleri kolaylaşıyor mu? şöyle kolaylaşıyor. Zaten öğrenciye siz sorduğunuz zaman yani şu soruyu sorun. Kendi çocuğunuza da sorabilirsiniz. Ee, hızlı e, okumaya ihtiyacın var mı deyin. Diyor ki normalde günlük hayatımda yok diyor. Evet. Fakat e, sınavlara hazırlanırken yanımdaki arkadaşımdan daha iyi okumam lazım diyor. E Demek ki zaten hızlı okuma dediğimiz olay da bir yöntem. Siz bunu her yerde kullanmıyorsunuz. İhtiyacınız olduğunda bunu harekete geçirebiliyorsunuz. Sistemde. Evet zaten bütün sınavlar Türkçe ile başlıyor hocam zaten. Baktığımızda bugün normal bir ortaokul sınavı da, lise Tabii. sınavı da, bir KPSS sınavı da. Orayı zaten hızlı bitirdiği zaman öğrenci diğer tarafa çok fazla vakti kalıyor. Zaten diğerlerini elemiş oluyor. Yani öne geçmiş oluyor. İyi bir puan almış e, oluyor. Zaten şöyle bir şey var. Okuduğunu, okuduğunu. E, anlayan, şimdi herkes okuduğunu anlıyor ama daha kısa sürede okuduğunu anlamak için neye ihtiyacın var dendiğinde insanlar, e, öğrenciler zorlanıyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben size e, bunun dört anahtarı var. Zihin haritasının dört anahtarı. Yani öğrenciyi harekete geçirebilmek için. Şimdi her ebeveyn, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini istiyor. Yani buna işte dürtüsellik mi dersiniz, harekete geçme mi dersiniz? Böyle bir talebi var ebeveynlerin. Şimdi şöyle öğrenci şunu bilince, mesela öğrenci bilgiyi karşısına aldığında bilgiyi yönetebiliyor mu? Yönetmekte zorlanıyor. Şimdi biz öğrenciye dört tane başlık öğretiyoruz. Birincisi, bilgiyi karşına aldığın zaman buna hemo deniyor. Hemo tekniği diye geçiyor bu. Hemo, baş harflerinden çıkmış bir teknik. Birincisi heyecanlanması gerekiyor. Çünkü öğrenci hmm. ne zaman heyecanlanıyor? İlgi duyması lazım. <laughs> bir de, Sevmesi yani lazım. Yani şöyle iki türlü heyecanlanıyor. Bir sınavda eğer ki iyi çalışmadıysa hmm. e, o zaman heyecanlanıyor. Heyecan, heyecan o heyecan işe yaramıyor. Doğru. Çalıştıysan bu heyecanı dengelemek işe yarıyor. Bir kere heyecanlanması lazım. E, ya bilgisayar oyunu oynarken çok heyecanlanıyor da ders yaparken niye heyecanlanmıyor? E demek burada bir motivasyon bir, eksikliği var. Bir yerde bir sıkıntı var demek hmm. ki. Yani ya işle işte bir sıkıntı var. Ya e, öğrencinin ders çalışmayı bilmediğinden dolayı bir sıkıntı var. Şimdi heyecanlanmasını sağlayabilmek için öğrencinin zihinatsı bilmesi gerekiyor. İkincisi e, hem o demiştik E harfi yani eğlenceli hale getirmeniz gerekiyor. Nasıl eğlenceli hale getirirsiniz? Yani öğrenci okuduğu zaman bilgiyi eğlenceli hale geliyor mu? Yani yetişkin bile evet. e, okumuş gibi yapıyor. Yani evet, bazı e, durumlarda bakıyoruz, evet, zor gelebiliyor. E, Özetine bakıyor. Evet, okumuş gibi yapıyor. E, bir de herkes okuduğunu çok iyi anlıyor mu? Bence herkes okuduğunu anlamakta da zorluk çekiyor. Peki eğlenceli hale nasıl getiririz? Öğrenciler e, anahtar kelime seçme konusunda, yani önemli bir bilginin en önemli kısmını seçebilme konusunda çok eğlenceli hale getiriyorlar, eğleniyorlar. Üçüncüsü, hepimiz için önemli olan meraklandırmak. Yani e, öğrencinin Hayret etmesi ve merak etmesi. Hani Nasıl öğretmenlerimizi dinlerken sınıfta böyle bazen sınavlarda öğretmeni dinlerken kendinizi veriyorsanız, öğretmen en önemli konuyu anlatacak olduğu yeri sesini yükselterek söyler. Evet tonlamalar yapar. Değil mi? Burayı not alın arkadaşlar, değil mi? Bakın buradan tekrar söylüyorum, buradan çıkacak evet. anlamına gelir o. Siz de ne yaparsınız? İşte merak ve hayret. Yani eğer bir zihin atası yapan bir çocuk öğretmenin anlattıklarını takip etmekten geri kalmıyor. Yani dikkati ve konsantrasyonu artıyor. Dördüncü ise tabii ki şu anda hepimiz bu sistemin içerisindeyiz. Cep telefonlarıyla da bunu yapıyoruz. Oyunlaştırma. Bakın ee, şu anda ekrana da geldi galiba. Bir tanesi evet. heyecan. Biraz önceki o harita ekrana geldiğinde görebiliyoruz. Bir tanesi heyecan. Bir tanesi eğlence. Bir tanesi merak ve oyunlaştırma. Zaten öğrenci de aynen böyle yapıyor işte. Anahtar evet, kelimelerini not alıyor. Bakın ben size bir sürü şey konuştum. Aslında konuştuğum dört tane anahtar kelime. Siz zaten dört anahtar kelime akılla tutsanız benim konuştuğum her şeyi hatırlarsınız. Evet heyecan, eğlence, merak hakikaten oyunlaştırma. Ee, kesinlikle bakın burada da göründüğü gibi birincisinde heyecan var ve şurada görseller var ya görseller. Çok ilginç bir şeydir. Kelimeleri hatırlamak uzun sürer. Görselleri hatırlamak mikrosaniye yani çok hızlı bir şekilde görselden evet, kelimeyi hatırlayabiliyorsunuz. Zaten böyle bir becerimiz varken biz o sayfalarca metinlerde yazılı bilgiyi daha iyi anlayabilmesi için mutlaka öğrenciye zihin yatasıyla tanıştırmamız lazım. Yani görsellik zaten bilginin <laughs> rahat bir şekilde aktarılmasını ve öğrencinin sözel ifade becerisini geliştiriyor. Evet hakikaten hocam şu şöyle bir tabloyla öğrenci bir bilgiyi sunduğumuzda anlar hakikaten. Yani şu, o şu, şu kesinlikle mesela benim heyecan kısmında ne konuştuğumu, merak kısmında ne konuştuğumu, eğlencede ne konuştuğumu sesli söylesen tıkır tıkır anlatabilirsiniz. Evet. Ve görsel hakikaten zaten çok etkili. Bunu tabii. bir de haritayla döktüğünüzde çocuğun önüne çok daha e iyi. Tabii öğrenci bir merak etmesi lazım. Yani öğrenciyi anlatan kişinin o kelimeyle ilgili ne konuşacağını merak ederse siz dinler. Merak etmezse siz dinlemez ki. Evet. Bir, e, bir de e, bizim için en önemli bilgilerden bir tanesi de şu. Mesela burada e, anahtar kelimeler dedik ya. Bakın Hı. şu anahtar kelimelere baktığımız zaman biraz önceki anahtar kelimelere bakalım. Renkli olan e, anahtar kelimeler vardı. Bir tanesini sabit hale getirelim. Bunu geçtikten sonrakini Diğerini, evet, evet bunu sabitleyelim. Bu çok önemliydi. Bakın bu bir paragraf sorusu ya. Öğrencilerin en çok yapamadığı. <laughs> evet paragraf sorusunda herkes böyle bir şey... Hoşuna gitmez. Değil mi? Evet. Nefet, yapar. Nefret ettiği evet. ve okumaktan da kaçtığı evet. nokta. Şu anda ben sayısalcılar da <laughs> sayısalcı sayısalcılar için de önemli şu anda ama. Evet. Sözelciler için de önemli. Tabii de, herkes önemli. için. Türkçe kesinlikle ilk başta yani, paragraf soruları. Şu eskiden bizim zamanımızda iki türlü sınava giriş vardı ya evet. sayısalcı paragrafı yapmayabilirdi. Ama şu an o bitti. Bakın, de. Şu anda yapmama evet. şansınız yok. Evet. Çünkü fark atıyorsunuz. Bakın şöyle çok basit. Siz paragrafı görüyorsunuz değil mi? Evet. Paragrafı hiç okutmayacağım. Bana paragraftaki birinci anahtar kelimeyi okur musunuz? Sadece anahtar kelimeyi okuyun. Miza. Ve yergi. Çok evet. güzel. İkinci anahtar kelime. Olaylar, gözlemle, gözlemle Olaylar, Üçüncü anahtar kelime. Yazarın sözcüsü. Dördüncü. Farklı yöntem ve teknikler. Bakın siz kelimenin anlamını bilmek, cümlenin anlamını bilmekten daha kolaydır. Evet doğru. Cümlenin anlamını çıkartana kadar yani Türkçe zaten hani ağdalı bir dil. Hani evet. O yüzden yapım ekleri ve çekim ekleriyle onu çözmek için uğraşması bile neredeyse insanlar doktora yaparken bunu çözüyorlar. Yani Doğru. o yüzden şöyle bir şey var. Bakın yukarıdaki anahtar kelimeleri gördünüz. Aslında paragraf soruları nasıl veriliyor biliyor musunuz? Paragraf soruları yukarıdaki anahtar kelimelerle aşağıdaki anahtar kelimeler eşdeğer veriliyor. Paragraf soruları böyle organize ediliyor. Bakın yukarıdaki anahtar kelimeyle aşağıdaki anahtar kelimelerin eşlerini bulur musunuz? Misa ve yergi hangisi? Baktığınız Güldür eğlen öveleri. Evet. Çok güzel. Evet. Direkt hemen eşleşiyor. Evet. Harika. Peki gözlemlediği olaylar? Yaşam. Gerçek yaşam. Evet. Bakın Yazarı e, yazarın tutu. sözcüsü. Düşüncelerin kahramanları. Evet. Bakın soru hazırlayanlar. Farkı üniversite sorularını artık. hazırlayanlar böyle hazırlıyorlar. Evet. Aslında eş anlamlısı gibi. <laughs> Değil ya, mi baktığınızda? Evet, zaten zaten gözden, siz olmayanı yenilikler. buluyorsunuz. Bakın soru ne diyor? Hangisi diyor? Söylenemez diyor. Yenilikler yok zaten. Evet. Direkt. Ya, hiç bu... Hani hiçbir şey okumadık. Hiç paragraf okumadık. Bu kadar hakikaten. basit. Hiç bulmaca çözdünüz mü? Hani böyle Bulmacaların en altında iki tane resim verirler. Hı hı. Bir tane resimde diğer resimle farklı olan yedi taneyi bul derler. <laughs> o yedi taneyi bulurken ki yaptığınız işlemin burada ise soruda bir taneyi bul diyor. Farklı olan bir tanesini bul diyor. Hani biz paragrafı tekniği dediğimiz olay paragrafı okumadığımız halde anahtar kelimeleri yakalamaktan işte zihin atası bu anahtar kelimeleri nasıl bulacağınızı öğretiyor. Hocam bunu şeyde de çok iyi uygulanabilir. Dil sınavlarında e, özellikle paragraf veriliyor ya. <laughs> çok dili bilmeden de aslında o soruları e, çözebiliriz. Zaten e, e, sınavlara, SAT sınavlarına hazırlanırken, SAT yurt dışındaki, Amerika'daki sınavlara SAT sınavına hazırlanırken en çok kelime öğretirler. Kelimeyi bilmeniz gerekiyor. İşte buradan yola çıktığınız zaman bu sefer öyle bir meraklanıyorsunuz ki ya... Bu soruyu yaptım bari bir de zamanım kaldı paragrafı da okuyayım da ayıp olmasın. Evet kendimi teyitleyeyim aslında. <laughs> evet yani bir bir bak gözden yiyelim buna buna gibi. zaman da kalıyor. Evet. Zamanı yönetebilmek ve soruyu hızlı yapıp da içinden çıkabilme becerisini. Geliştiren bir araçtır ziyadesi. Evet, hocam peki şunu sormak istiyorum. Bizi izleyen diğer izleyicilerimiz şimdi merak etmiş olabilir. Evet, bu haritalama yöntemi çok güzel, harika ve merak ettim. Çocuğuma aldırmak istiyorum ya da çocuğum evet. bunu öğrensin istiyorum. O zaman ne yapacağım? Ya şöyle pandemiden sonra e, tabii hibrit olarak devam ediyor bütün sistem. Yani hem online olarak devam ediyor biliyorlar, hem de e, yüz yüze eğitimlerle devam ediyorlar. Hani bu konuda. Ee, bu konudaki farkındalığı yani yaşamak isteyen kişiler zaten internete yani isim soyad yazarlarsa oradan nasıl bir yol haritası izleyeceklerini. Yani bunlar şöyledir. Bildiğiniz müfredat gibi 12 saatlik 16 saatlik bir beceri. Bu çok önemli. Bu, bu bir yetenek değil. Bu beceri. Yani geliştirilebilen bir e, durum. Ama şöyle ikinci sınıf, üçüncü sınıf, dördüncü sınıf yani bu yaşlarda başlanılması çok önemli ama sınavlara giren çocukların da bakış açısını değiştirdiğini biliyoruz. Aslında tabii sınavdan önceki süreçte işte ilkokul birinci kademede mesela bunu aldığı zaman çocuk zaten her zaman bunun üstüne koyarak ilerleyeceği kesinlikle. için çok daha etkili kesinlikle. olacaktır. Kesinlikle. Ama tabii ki çok geç kalınmış sayılmaz 8. sınıf 12. sınıf öğrencileri de bu eğitimi aldığında sınavda mutlaka fark yaratacaktır. Zaten 8-12 neden almak istiyor? Sınav. E, hızımı evet, ilerletmem artırıyım. lazım diyor. Çünkü herkes rakibi. Yani evet bir rakibi, Rakibi olduğu için bunu ilerletmek istiyor. Bir, de bir tane daha görselimiz var. Çok kısa ondan da bahsedelim mi? Ee, hızlıca ondan evet, da bahsedelim. Evet. onu da alalım. Evet. Diğer üçüncü düşünce. görsel. Evet, evet bu. Ee, şimdi şöyle bir şey var. En çok nerede şikayet ediyorlar öğrenciler? Dikkat edin. Unutkanlıktan şikayet ediyor. Evet. Unutmak ve korktukları unutkanlıktan şey. Unutkanlıktan şikayet ettiği gibi tekrar yapmakta istemiyor. Evet. <laughs> ee, tekrar yapmaktan nefret ediyorsan bu biraz şey gibi böyle hani e, beyazın böyle bir tiplemesi vardı. Hani ben işte e, Kan görmek istemiyorum, e, kavga etmek e, istiyorum ama kan görmek istemiyorum evet dediği bir evet vardı ya evet. ona ona, ona benzetiyorum ben <laughs> bunu. Evet. Ya diyor ki hem bir hızlı olmam lazım hem tekrar etmemem lazım hem de unutmamam lazım aklımda kalması. İyi de yani böyle bir dünya yok ki. O evet. zaman yapılması gereken şey şunu bilmek lazım. Bakın bu Eylül'e e, öğrenci ilk dinlerken öğretmeni öğrenirken %80'e çıkıyor. Yani akıllı tutma evet, oran en olarak. Evet maksimum seviyede. Evet maksimum seviyeye çıkıyor. Öğretmen gittikten sonra o otomatik olarak inişe geçiyor ya. Evet. Şimdi bunu inişe geçmeden yakalayabilmen için senin öğretmen anlattığında anahtar kelimeleri not alırsan senin unutkanlığın inmiyor. Yani hmm. unutkan olmuyorsun. Anahtar kelimeleri not aldığında bakın çok enteresan bir şey. Sadece anahtar kelimeleri tekrar ettiğinde 10 dakika içerisinde sarı bölge, sarı bölge. 24 saat sonra kırmızı bölge, bir hafta sonra, bir ay sonra mavi bölge yani unutmaz hale geliyorsun. Evet çok sıfır, güzel, sıfır, kalıcı. Sıfıra inmiyorsun. O yüzden yani diyoruz ki anahtar kelimelerini çıkardın bir yere koydun. Sen sonradan o anahtar kelimelerini okuduğunda aslında metni ilk okumuş gibi hatırlayabiliyorsun. Böylece zamanı da yönetmeye başlıyorsun. O zaman çocuklara doğru haritalamayı, doğru not almayı, evet, okuma haritası, anlama haritası, evet. okuma haritası, anlama haritası ve gene hepsinin e, Hepsin bütününde zihin haritası. Yani öğrenci 360 dediğimiz bir program var. 360 derece öğrenciyi almak. Çünkü öğrenci sadece gözleriyle şöyle 37 derecede kalıyor. E Ebeveyn zaten öğrencinin 37 derecede kaldığını görüyor. 360 eksi 37 yani 323 dereceyi tamamlamaya ihtiyaç var. Bunu nasıl tamamlayacağımızı anlatıyor bize zihin Evet çok güzel hocam. Gerçekten çok değerli bilgiler verdiniz. Ben kendi adıma çok e, bu bilgileri gerçekten çocuğumu uygulamak istiyorum evet, şu yani an eve gidince. Gördüğün <laughs> sınıftan Evet dördüncü evet, sınıf benim kızım hakikaten ona siz şimdi de. uygulayacağım ve anlatacağım Harika. bu yöntemleri. Eminim o da çok sevecektir. Değerli izleyenler e, siz de eğer bu uygulamayı e, biraz daha deneyimlemek ve öğrenmek istiyorsanız Aykut hocama da Instagram sayfalarından ulaşabilirsiniz evet, evet. aslında. Aykut Aç Kalmaz. Aykut Aç Kalmaz olarak yazdığınızda e, Aykut Hocam'ı her türlü sosyal medyalarından da bulabilirsiniz. Bugün hocam eğitime farklı bakış programının sonuna geldik. Son Sınav. mesajınız varsa alabilirim. Vallahi ben e, sınavları hazırlanan öğrencilere başarılar diliyorum Mutlaka e, kendilerini hiç pes etmeyip e, farklı yolları arayışa çıksınlar. Bakış açılarını genişletsinler. 360 derece diyoruz. Evet 360 derece farklı bir bakış. Evet bugün eğitime farklı bakış programında gerçekten farklı bir bakış size sunmaya çalıştık. Umarız e, sizler için de faydalı olmuştur. Tekniği araştırmak isterseniz daha detaylı da dediğim gibi hocama ulaşarak araştırabilirsiniz. Bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programımızda görüşmek dileğiyle. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.